onları çekebilirsiniz. Tamam hocam, çok sağ olun. Ayrıca arkadaşlar sizi şeye götürsün, koridor. Ben sadece bakıyorum da. Ha, siz bakabilirsiniz. Şimdi şu bizim eski 1 liramız. 8.20. Şu yeni 1 liramız. 1 lira aksını çevireyim. 6.66, 6.67 hassas terazi olduğu için buna göre rakamlar değişebiliyor gördüğünüz gibi. Gramajlarda takribi olarak bizim %20'lik bir şeye geçtik, düşüşe geçtik. Evet. Şimdi şu bizim şu andaki 1 liramız. Şu da yeni 1 liramız. İkisini şöyle yan yana koyduğumuz zaman görüyorsunuz. Tabii ki renginde bir cüz'i miktarda değişim var. Kullanımda kirlendiği zaman vesaire zaman zaten bu renk değişimi kayboluyor. Onu da söyleyeyim ben size. İçindeki krom ve nikel oranıyla ve bakır oranıyla oynadığımız için böyle bir renk değişimi söz konusu. Bunun dışında bir şey yok yani. Sonuçta para bu da 1 lira, bu da 1 lira. Bu ne alıyorsa bu da aynısını alıyor. Gramajıyla oynadık. Bir de içerisinde bulunan kromdur, nikeldir bulunmakta olan madenlerin alaşımlarıyla alakalı oynadık. %20 civarında biz paranın gramajını düşürdük. Yani işte 8.2'den 6.5 gibi 6 gibi rakamlara indirmiş olduk. Yani gramajdaki düştü denen olay budur tamamen. 1.5 milyar adetle 950 milyon adet arasında yıllık biz metal para üretiyoruz. Bizim bu üretmiş olduğumuz metal paralardan devletin son 2022 yılında 600 milyon TL bir kaybı söz konusuydu. Yani 1 milyar 250 milyon adet ürettiğimiz paradan dolayı onun alım gücüne göre onun maliyetleri 600 milyon lira daha fazlaydı. Biz de devletin bu kaybını önlemek maksadıyla tuttuk gramajında ve içerisindeki madeni alaşımlarla oynayarak fiyatları normale çektik. Maliyetleri kurtardık aslında şu anda. Yapılmış olan işlem budur. Hurdacıların haksız kazanç elde ettiğiyle alakalı iddialar var. Sizin buna cevabınız mı? Bu tamamen bir spekülasyon. Çünkü 1 lirayı 1 liraya alan bir insan bunu ayrıştırmak için sonuç itibariyle eritecek, ayrıştıracak bir maliyete katlanacak. Bu ayrıştırma maliyetleriyle birlikte muhtemelen 1,5 liraya falan mal edecek. O 1,5 liraya mal edilen şeyi kaça satacak? Dolayısıyla bu spekülasyondan başka bir şey değil. Tamamen ülkenin ve paramızın itibarını düşürmeye yönelik olarak spekülatif paylaşımlar diye düşünüyorum. Şimdi otomatlarla alakalı olarak biz bu parayı çıkarmaya karar verdiğimiz zaman çalışmalarını yaparken Merkez Bankası ile birlikte çalışıyoruz. Arge çalışmalarını birlikte yürütüyoruz. Üretmiş olduğumuz örnekleri Merkez Bankası'na gönderiyoruz. Onlar da tüm bankalara gönderiyorlar. Bankaların bankamatiklerinden böyle bir sıkıntı yok. Otomatlarla alakalı olarak ise zaten otomat üreticilerine de Merkez Bankası bu yeni paraları gönderiyor. Diyor ki bundan sonraki otomatlarınızı ve mevcut otomatlarınızı buna göre düzenleyin diyor. Şayet bunlar düzenlememişse doğal olarak böyle bir sıkıntı yaşanabilir. İncelikle alakalı olarak ve ağırlıkla alakalı olarak. Çünkü inceliğe ve ağırlığa hassas metaller bunlar. Bu en başta bize bu paraların çıkacağı hakkında bir bilgi verilmedi. Bilgi gelmediği için de biz paraları darphaneden aldık. Otomatlarımıza koyduk. Ama koyduktan sonra da otomatlar para iadesi yapıyor. Ama tekrar parayı iade almıyor. Parayı veremiyorlar. Bundan dolayı da halktan çok büyük bir tepki aldık. İşte sahte para mı veriyorsunuz bize, sahte para mı piyasaya sürüyorsunuz gibiden. Yaklaşık 1,5 aydan beri bu sıkıntıyla karşı karşıyayız. Hatta otomatlarımızın üstüne yazmışlar, yapıştırmışlar, bu otomatı kullanmayın, sahte para veriyor makine diyerekten. Biz bunu işte otomatlarımız olduğu yerdeki idari amirlerle konuştuk. Durumun böyle olmadığını, işte darphane yeni bir para bastığını, para bastıktan sonra da işte bu durumlarla karşılaştığımızı. Ama dediğim gibi yavaş yavaş piyasada çoğalmaya başladığı için bu paralar biraz daha rahatladık yani ilk zamanlar gibi değil. Şimdi bu yeni basılmış 1 TL. Otomatımızı atıyoruz. Otomatımız şu an görmedi galiba. Görmedi. Çünkü ince olduğu için görmedi. Bu daha önceki normal 1 TL'miz. Burada bakiyemizi görebiliyorsunuz.
İşte 6,6 gramlık yeni 1 lira. Hemen sizler için otomata atıyorum. Parayı olduğu gibi aşağıya geri iade ediyor. Buradaysa lütfen para yükleyin yazısı yer alıyor. Geldi başıma, evet. Birkaç kere böyle otomata para atarken almamıştı, oldu. Atıyorsunuz, geri atıyor direkt. O direkt alttaki bölüme geri atıyor. Başka bir şey yapmıyor. İkisinin arasında fark var. Eski 1 lira daha biraz daha kalın. Yeniler ince. Parayı geri veriyor. Çünkü artık yeniler daha ince olduğu için eskilere göre şeydi, ayarlanmıştı. Parayı geri veriyor o yüzden. Arkadaşlar, yeni 1 liralar teneke gibi hafifliği falan 2023. Atıyorum, kabul etmiyor otomatlar. Aslında ben ne kadar sert atsam bile. Bak, çok sert atıyorum. Asla kabul etmiyor. Hatta hani o kadar teneke gibi ki ve ince ki asla kabul etmiyor arkadaşlar.